Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, bugün yine çok güzel bir konuyla emzirme döneminde böyle doğru bildiğimiz yanlışlar başlığı altında bugünkü eğitimimiz. Genelde bu yanlışlar evet çok duyarsınız. Zaten emzirme dönemi stresli bir dönemdir ilk böyle. Yani hani hep derler ya zaten bu yanlışlar genelde bizim etrafımızdan duyduğumuz yanlışlardır. Yani bir doktor, bir hemşire size bunu söylemez. Ama hep böyle kulaktan duyma, böyle psikolojiyi bozan, sütü maalesef negatif etkileyen böyle bildiğimiz çok yanlış vardır. Biz ne diyoruz her zaman? Emzirmek evet yani hep mesela bebeğinizi size kavuşursunuz sağlıkla, mutlulukla. İşte ay emzir ne olacak? Ay çok kolay zaten doğal bir şey. Hayır emzirmek doğaldır evet ama zor olabilir. Özellikle ilk başlarda zor olabilir. Artı öğrenilir zaten. Siz de hayatınız boyunca hiç emzirmediniz yani öğrenilir. Bebek zaten güçlü bir emme refleksiyle doğuyor ama hani o pozisyonu vermek, göğüs ucunu doğru vermek yani bunlar hepsi evet zordur başta. Zaman zaman emzirme dönemi uzun bir dönem. İnşallah 2 yaşına kadar diyoruz. Hatta isteyen 3 yaşına, 4 yaşına kadar bile emzirebilir. Ama yani bu dönem zaten ara ara böyle yok bebek memeyi reddetti, yok süt azaldı, çoğaldı. Ya azalmasa da acaba azalacak diye endişeler. Bunlar zaten hepsi sütü negatif etkileyen. Özellikle hani deriz ya hep stres yapmayın. Emzirirken stres evet sütü en çok etkileyen şeylerden biridir. Çünkü süt prolaktin hormonu da salgılanır. O kanallardan geçip bebeğe ulaşması için oksitosin yani o kısılma, gevşeme, rahatlama hormonu gerekir. Yani tabii ki hayatın içinde bir sürü şey var. Tabii ki üzüleceğimiz bir sürü şey oluyor. Yani keşke hep böyle her dakika lay lay lom diyese. Yani aslında tabii ki hani üzülme size de hep deniyordur bir şey olduğunda. Tabii ki insanız elimizde olmadan üzülüyoruz ama bu hemen sütünüzü etkilemez. Endişe etmeyin. Çünkü eğer sütle ilgili bir üzüntünüz, sütle ilgili bir kaygınız, sütle ilgili bir stresiniz, emzirmeyle ilgili bir yine üzüntü, kaygı, stresiniz varsa evet bu sütü etkiler. Ama günlük hayat Allah korusun ani şey, ani bir üzüntüler. Şimdi bu üzüntüler nasıl etkiliyor? Bunu niye söylüyorum? Çünkü çok sorulduğu için. Ani üzüntüde tabii ki insan olarak hepimiz yani yemek istemeyiz, işte yeterli sıvı almayız. Hani o da tabii ki sütü etkiler. Onun için hani bu yanlışlar şimdi bir sürü şeyden bahsedeceğim. Bunları siz hiç kafanıza takmayın. Sonuçta süt evet her anne yeterli bebeği kadar yeterli süt üretir ama bu sonsuz bir kaynak değildir aslında. Arz talep meselesidir. Bebek ne kadar çok emerse vücut ona göre uyarı alır ve daha çok süt üretir. Daha çok süt üretir ama bebek az emerse, doğru emmezse, göğüs ucuna yeterli baskıyı hani o çekişi ne diyoruz? Her zaman şu C pozisyonu hani süt kesecikleri burada ama bebeğin göğüs ucunun zaten küçük olması, büyük olması asla İnanın bakın bu konuda çok şey yapıyorum. Göğüs ucum küçük emzirebilir miyim? Göğüs ucum çok büyük. Bebek ağzını alınca öğürüyor, emziremiyorum. Bunlar kesinlikle emzirmeye engel bir durum değil. Çünkü bebek zaten göğüs ucunu emmez. Göğsün şu kahverengi kısmına emer. Çünkü şu baskı C pozisyonu dediğimiz şu şekilde emmesi gerekiyor. Ama bazı anneler de benim kahverengi kısmım çok büyük. Nasıl ağzını alacağım? Hayır, hepsini ağzına tabii ki vermeyeceksiniz. Minicik zaten ağzı var. Bu kahverengi kısmı 2,5 santim aşağı 2,5 santim yukarısı gibi şu kısmı vereceğiz yani şu yani bakın göğüs küçük ucu küçük koca bir göğüs ucu küçücük ama bebek bunu çok rahatlıkla emer. Büyük olması evet bazı göğüs uçları gerçekten büyük oluyor ben de hastane hayatında ev ziyaretinde çok büyük göğüsler gördüm. Hani onu da doğru verdikten sonra kesinlikle bebeğin çünkü özellikle bizim böyle hep söylüyorum bu tür eğitimlerde hani annelere şey olsun diye Asyalı hani doğum yapan annelerimiz olurdu. Onlar zaten ufak tefek, zayıf, bebekler daha minik doğuyor. Ama göğüs uçları o kadar büyük ki böyle dümdüz göğüsleri vardı ve göğüs uçları inanın şu kadar. Ve bebek o küçücük 2-2-300, 2-500, 2-800 bebekler o kadar güzel eberdi ki çünkü bebeği zaten hani ağzını tam açtığında verin diyoruz, tam dilinin üstüne yerleştirin şu şekilde. Yani anne diyor ki mesela bana
Göğsücüm biraz büyük, işte emmez diyorlar ya da bebeğim emmiyor, öğürüyor. Çünkü ağzını direkt böyle diline doğru uzatırsan hani dilin üstüne değmesi lazım. Zaten öğürme merkezi burada direkt atmaya çalışır. Koskoca biberon ucunu alıyor. Mesela diyorum ki biberon da veriyor mesela. Hani biberon ucunun sonuna kadar alıyor diye ağzı. Mesela diyorum biberon ucunu alıyor. Aa, verince diyor ta kapak kısmına kadar ağzına alıyor. Sizin göğsünüz biberon ucu kadar mı? Hayır tabii ki değil diyor. O zaman sizin göğsünüze almaması gibi bir şey olmaz. Yani bu da emzirme döneminde en çok duyduğumuz yanlışlardan. Yani göğüs ucunun küçük olması, büyük olması doğru pozisyonda verildikten sonra sorulara sonra bakacağım. Kesinlikle emmez diye bir şey yok. Yine göğsün küçük olması, büyük olması asla emzirmeye engel bir durum değildir. Ama başta da dediğim gibi sonsuz bir kaynak yok. Az talep meselesi. Bebeğin onun için özellikle doğumdan sonra sık sık emzirin diyoruz ya. Çünkü çabuk da yoruluyorlar. Ne kadar emerse o kadar çok sütümüz gelir. Bir de sütün sulu, sütün kalitesiz böyle şeyler de duyarsınız. İnşallah duymazsınız ama böyle şeyler ya da siz kendiniz düşünebilirsiniz. İlk günlerde çünkü kolostrum daha yağlıdır, daha göğüsleriniz gergin, gergindir. Süt kanallarınız daha açılmamıştır tam olarak. Bebek de tam çekemiyordur. Hani boşaltamıyordur. Ama sonra 10. 15. günden sonra 20. günden sonra göğüsler küçülür. O süt olgun süte döner. Ön kısmı daha sulu olur. Daha göğüsleriniz yumuşak olur. O ilk günlerdeki sertliği ararsınız. Bu büyüklüğü, gerginliği ararsınız. İşte benim bu böyleydi ilk zamanlar. Şimdi sütüm çok azaldı. Onunla da hiç ilgisi yok. Yani göğsün yumuşak olması, sert olmasını istemiyoruz. Demek ki orada süt kaldı. Onu çekmek lazım. Ama yumuşak olması asla sütünüzün az olduğu anlamına gelmez. Sulu olması, bazen tazyikli sütler vardır. Tazyikli sütler vardır. Evet, tazyikli sütlerde nedir? Yani böyle fışkırır, bebeğin alması zorlaşır. Bunda evet ön süt biraz fazladır. Yani sulu kısım yine sütünüz yağlı kısmı vardır ama sulu kısmı biraz fazladır. Orada da annenin böyle gereksiz beslenmeyi biraz düzeltiyoruz. Biraz proteini fazlalaştırıyoruz. İşte gereksiz böyle süt artırıcı, gereksiz bir şey kullanıyorsa onları azaltıyoruz. Böylelikle sütünüz tekrar normal hale dönebiliyor. Hani bu da sütünüzün sulu olduğu ses gelmiyormuş yazar mısınız arkadaşlar beni duymuyor. Onun için de sütünüzün sulu olduğu asla anlamına gelmiyor. Kalitesiz süt diye bir şey yoktur. Evet sütün yağlı kısmı özellikle 15 gün sonra daha arka kısımdadır. O yağlı, doyurucu, uyutucu, kilo aldırıcı süt. Ön süt su ve laktozdan zengindir. Arka süt daha yağlıdır 15 günden sonra. O yüzden de bazen bebekler böyle ön sütün akışı da hızlı ya rok 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 emer. Bazen siz de bitti zannedersiniz. Bu göğüse geçersiniz. Lok lok gibi. Yani arka sütü çok almamış olur. Bu da hani belki hani çiş iyi hissediyoruz. Sütünüz yetiyordur ama doktora gidersiniz. Bazen kilo alışı azdır. Onun için ne diyoruz? 2 saat içinde istiyorsa hep aynı göğüsten verin. Eğer bebeğiniz bu şekilde oluyorsa 2 saat için hep aynı göğüsten. Yani son ya da son göğüsten yayınımız kaydoluyor. Son verdiğiniz göğüsten bir 5-10 dakika emdirip diğerine geçebilirsiniz. Şimdi bebeğimizin duyup duymadığını nasıl anlarız? Yani bebekler böyle bazı bebekler gerçekten sürekli emmek ister. Aslında ilk aylarda biliyorsunuz zaten emmeyi vücudun bir parçası hani sürekli onu böyle ararlar. Her emmek istemesi yani yemek istemesi anlamına gelmez. Aslında ilk 3 ay hem emmek için hem yemek için memeye gelirler. Ama 3 aydan sonra biliyorsunuz siz çoğu zaman da meme reddi zannediyorsunuz. Lok 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 çekiyor, kafasını itiyor, istemiyor. Çünkü o kadar hızlı çekiyor ki yani ilk 3-4 dakikada %80'ini almış oluyor. En fazla emce 8-10 dakikadır. Bazen 1 dakika hemen bebek biliyorum. Hani şey
bir soruya bakınca kafam karışıyor. Bebeğimizin doyup doymadığını nasıl anlarız? Bebeğe göre emzirmediğinde her zaman diyoruz ki bebeğinizi takip edin. İlk aylarda çok emmek isteyebilir ama memeye gelin 3-5 dakika uyuyor. Orada rahatlamak için geliyor olabilir. Hani emzik gibi kullanma lafı da çok yanlıştır. Hani kendini rahatlatmak için, emme refleksi için geliyordur ama her geldiğinde bir aktif emiyorsa kusma da yoksa demek ki ihtiyacı var. Yani bebekler ısıyla da su kaybeder. Hani biz terleriz, böyle sıcaktır. Daha çok su içeriz. Hava serindir. Daha az su içeriz. Onun gibi düşünün. Suya da ihtiyaç. Zaten anne sütünün %87'si su. Bebeğimiz ne diyoruz? Emdikten sonra 1-2 saat içinde keyfi yerindeyse ama bir yarım saat sonra uyandı. Memeye geldi. Kısa emdi. Bu açlık için değil. Sadece memeye gelmek için emdi. Bu değil ama hani eğer aktif emiyorsa son memeden başlayın. Son sütü iyi almamıştır. Çiş yapıyorsa kaka azalır. 15 günden sonra azalmaya başlar. 1-2 aydan sonra bazen günlerce yapmadıkları olur. Kakaya lütfen çok takılmayın. İlk günlerde çok yapar. Çünkü sıvı alıyor. Anca bağırsak emilimi zaten 15 günden sonra başlıyor. Hani bebeğin de ilk günlerde de çok kaka yapması. Yine bu hani annelerimize bir şey yapar. İşte kilo almaz bu çocuk. Çok kaka yapıyor. Hiç ilgisi yok. Bazen günde 8, 10, 15, 20 böyle fışkırtta fışkırtta da dönem dönem de kakaları sulanabiliyor. Sayısı artabiliyor. Ama ne diyoruz? Pütürler hani bebek ya Allah korusun bir hastalıktan da içinde pütürler varsa bebeğin genel durumu iyiyse şey yani kakayla bazen fazla da yapmış olabilir. Yediğiyle ilgilidir. Sizin yediklerinizle ilgilidir. Ona takılmayın. Bol bol çiş yapıyorsa, açık renk çiş yapıyorsa, keyfi yerindeyse dediğim gibi emdikten sonra keyfi yerinde ama hani tekrar istiyor ama çok kısa emiyorsa demek ki sütünüz yetiyordur. Zaten kilo alımında da hani kilo alımı da aynı şekilde. Mama da aynı şekilde. Mama da bakın sıvı yani suyla yapılıyor sonuçta sıvı katı bir şey değil. Mamanın sindirimi biraz daha uzun olabiliyor. Hani mama tok tutar, mama uyutur, mama şey diye hani mama alan bebek meme emmez. Bunlar da aslında hep yanlışlardan. İlk zamanlar hani böyle bol bol emsin, süt kanallarını açsın, şey yapsın diye. Ama mama alan bebek de yani sıvı aldığı için özellikle prebiyotik içerikli zaten mamaları biz öneriyoruz. Yani doktorunuz öneriyor. Çünkü hani bağırsak zaten bağışıklık içinde hem de hani bağırsakları için. Yani 10 günde bir de yapabilir. 2 haftada bir de yapabilir bebek kaka. Bunu ne diyoruz? Ek gıda döneminden sonra biraz daha şey ama kabızlık olmasın o farklı. Eğer bebeğiniz alttan pırt yapıyorsa, hani ben anne bir anne kaka yapmıyor diye sorduğunda, söylediğinde ben mutlaka şunları sorarım. Alttan pırt yapıyor mu? Yapıyor. Karnı aşırı şiş, gergin mi? Yok, yumuşak. Sürekli ıkınıyor, sürekli ıkınıyor mu? Ya ara ara ıkınıyor, ıkınması zaten normal. Her yapmaya çalıştığında kusuyor mu ya da kusması arttı mı? Yok. Yaptığında kıvamı yumuşak mı? Tamam. İsterse 15 günde bir yapsın. Bunu kabız saymıyoruz. Ama sertleşiyorsa, kaka sertleşiyorsa, karnı sertleşiyorsa hani ondan hani nedenini araştırmalı yedikleriyle ilgili ya da alerjik bir durum da olabilir. Yoksa bebeğin hani çok kakaya takılmayın. Kaka yapmayabilir. Çiş önemli. Özellikle ilk hani ek gıdaya geçene kadar çiş rengi açık olsun. Dolu dolu günde 5-6 idrarı böyle dolu torba, dolu bez değiştirelim. Sütümüzün miktarı yetiyor demektir. Eğer bebeğimiz dolu dolu çiş yapıyor ama kilo alımı iyi değilse burada iki şeyi düşünürüz. Hiç sütünüz yetmiyor diye düşünmeyin. Sütün miktarında bir problem yok deriz. Ya arka sütü çok her seferinde alamıyor. Hani ön süt daha çok sulu kısmı alıyor. Ya da sizin beslenmeniz çok iyi değil. Hani siz dengeli, çeşitli beslenmezseniz, öğünlerinize dikkat etmezseniz o zaman yani sütünüz de light olur. Kalitesiz diye bir şey asla yok. Ama sütün içeriği, sütün içindeki yağ hücreleri fazla olmaz. Bebeğinizi iyi beslemez. Onun için de bebeğinizin kilo alımı iyi olmayabilir. Yani bu beslenmeyle ilgili, hani sizin beslenmenizle ilgili ya da bebeğinizin çok ön sütü içmesiyle ilgili olur. İşte emzirme döneminde yine işte ağrı kesici kullanmayın. Yani başını biliyorum böyle ev ziyaretlerinde de gördüm. Böyle eve gelmiş ağrı çekiyor işte dikiş ağrısı var şey yapıyor ya da başı ağrıyor şey yapıyor işte ağrı kesici içmiyor. İşte içme dediler falan. Yani ağrı kesici doktorunuzun verdiği başını bakın boşuna ağrı çekmeyin. Bu da bir stres zaten.
Hani bu da hani soruya baktım. Bu da bir stres. Doktorunuzun verdiği ağrı kesiciye içebilirsiniz. Boşuna ağrı çekmeyin. Onu da lütfen burada söylemek istiyorum. Kahve. Emzirirken kahve içilmez. Yani bu çok yanlış bir şey. Özellikle kahve bağımlılığı. Bağımlı demeyeyim de kahve ben de çok severim. Sabah gözümü açarım, kahve içerim. Sorulara bakacağım. Çok soru var. Biraz konudan bahsedeyim. İşte emzirirken kahve içilmez. Çok gördüm böyle ev ziyaretlerinde anneler, ah bir kahve içsem başka bir şey istemem falan. Hem o kadar uykusuz kalıyorsunuz şey hani ondan dolayı kahve de uyarıcı, hani rahatlatıcı. Bir de seviyorsanız zaten. Kahve şöyle, kahve tabii ki içebilirsiniz. Sadece hamileliğin ilk 3 ayında diyoruz. Hani ilk 3 ayında birçok şey yapıyoruz ya, bebeğin bütün organların oluştuğu dönem olduğu için. Yoksa hamilelikte de içiliyor. Hani kafein miktarını çok artırmadan günde 2 kupa içebilirsiniz. 2 kupa, yani 2 tane böyle kahve, filtre kahve, sütlü kahve, bir tane Türk kahvesi yanında mesela, hani yanında derken gün içinde içebilirsiniz rahatlıkla. Kafein zaten 3-4 saatten sonra %80'i kafein birçok kişi sesimi duyuyor. Kafein zaten %80'i ilk 2-3 saat içinde atılıyor. Onun için diyoruz ki zaten emzirdikten hemen sonra için hani bir de dinlenin, keyif yapın. Kahve içebilirsiniz. Yani o konuda şey yapmayın, bebeği etkilemez. Yani bu tabii fazla miktarlarda içmeyin. Normal şey yapabilirsiniz. İçebilirsiniz. İçe dönüklemelerde. Evet, içe dönük hani dedim ya, ucu küçük, büyük. Hani burada areolanın geniş ya da küçük olması emzirmeye engel değil, ya da göğsün küçük büyük olması. Ama bazen içe çökük göğüsler, şöyle bariz, şöyle içe çöküktür göğsün ucu. Evet, burada bebek burayı kavraması da zor olur. O başta böyle biraz emzirme, kafeinsiz kahve istediğimiz kadar içebilir miyiz? İçebilirsin canım, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben kafeinsiz kahve nedense hiç kahveyi çok seviyorum. Kafeinsiz kahve bana böyle şey gibi geliyor. Ama içebilirsin, hiç problem yok. Afiyet olsun. Zaten hani ne kadar içebilirsin değil mi? İşte içine çöpük olabilir. Bu başlarda, sonra bebek ona alışıp şey yapabiliyor, ama bir de başlarda göğüste gergin olduğu için şiş ve gergin angojman dediğimiz o ödem de oluştuğu için almakta zorlanıyor. Orada hamilelikte zaten bir masaj yapmıyoruz. İşte bu çıkarıcı aparatlar var. Küçük böyle göğüs ucu, ya da daha önce bir emzirmeden bir pompayla şey yapıp şu şekilde ucunu çıkarıp verebilirsiniz. Şu şekilde hani masajlar yapıyoruz. Bazen onlar da olmuyor. Tam masaj yapıyoruz, pompa yapıyoruz. Bırakıyoruz, su tekrar içine geçebiliyor. Burada bazen silikon göğüs ucundan destek alabiliyoruz. Eğer çok içe çökük, hani çıkardığımız halde biz bebeğe verene kadar yine içe çöküyorsa, bebeğimiz en azından memeyi alana kadar, o göğüsler yumuşayana kadar, şey olana kadar, göğüs emmeye alışana kadar silikon uçlarla destek alabiliyoruz burada. Ama o da emzirmeye engel bir durum değil. Önemli olan zaten göğüsten emmesi. İşte emzirirken hamile kalmazsın, süt korur. Biliyorsunuz bunu zaten çoğumuz artık hani bu zaten çok ziyaretlerde çok gördüm, küçücük abi ablaları kaza diye adlandırırlar. Tabii ki hani ilk zamanlar kalmazsınız, ama ben ilk gün içinde kalan anne de biliyorum. Bebek ikiz gibi doğurdu arda arda. Hani bazen şey de olabiliyor. Onun için hani buna da dikkat ediyoruz. Hani östrojen zaten hani salgılanıyor. Hani şey oksitosin zaten hani engel oluyor, ama yine de dikkat ediyoruz. Ya da hamile kaldın, emziremezsin. Bu da çok yanlış. Yani şimdi o bebeğin hakkını niye değil mi şey yapacağız? Eğer şeyleriniz yerindeyse, tahallerinizde bir problem yoksa, doktorunuz izin veriyorsa son ana kadar bile emzirebilirsiniz. Hiç onda bir problem yok. Ama mutlaka doktorunuzdan izin almanız gerekiyor ve tahlillerinizin, çünkü hani bebeği de yeterli gelişimini etkilemesin karnınızdaki bebeği diye mutlaka hani emzirmeye sonrasında izin verirse doktor emzirmeye rahatlıkla devam edersiniz. Zaten
İşte pompalama, sütün biter, bebeğe süt kalmaz. Bu da çok aslında da yanlış şeylerden biri. Yani pompalamak hiçbir şekilde sütü bitirmez ya da bebeği hani uyandığında süt kalmaz diye bir durum yok. Sonuna kadar çekmez, son damlaya kadar. Daha çok uyarı verir aslında. Kahve aldıktan sonra 1 saat beklemeli, yoksa hayır, sütünü niye atıyorsunuz? Hayır, öyle bir şey yok. Sütü atmayın. Bu ölçülerde kahve içerseniz zaten çok az miktarı geçiyor. Hani zaten hani ama hani çok çok aşırı içerseniz ve kafeinsiz içebilirsiniz ama çok aşırı normal içerseniz olmaz. Hani kafein uyarıcı etki yapabilir sütünüzden. Az miktarda geçiyor ve 2 saatte sonra sütünüzü kahve içiyorsunuz diye sakın sütünüzü atmayın. Aman öyle bir şey yok, sakın. Afiyet olsun. Şimdi pompalamak şöyle. Yani eğer sütünüzü artırmak istiyorsanız, sütünüzün artmasını istiyorsanız, bir kenara koymak istiyorsanız emdikten sonra diyoruz. Bebek emdikten sonra bebeğinizi emzirdiniz. Güzel emdi. Hani bir yarım saat sonra tekrar emmek isteyebilir ama çok ilki kadar böyle memeye geldiği kadar aktif emmeyecektir. Ya memeye gelmek içindir. İşte sürekli memede kalıyor diye annemiz. İlk aylarda maalesef özellikle ilk bir ayda bunu çok yapıyor. Aç olduğu için değil her zaman. Orada işte rahatlamak için geliyor, ağrıyı dindirmek için gazlar başlar o dönemde. Onun için geliyordu. Yani zaten çok çok böyle sürekli bir emmiyor. Ya siz uyarınca emmeye başlıyordur. Genelde ne diyoruz? Bebekler nasıl emer? 4-5 defa çeker. 5-8-10 saniye dinlenir maksimum. Tekrar çeker. Hani böyle 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 sürekli emmez. Hani biz ne diyoruz? Her zaman biraz dinlenmesine izin verin. Hani 4-5 çekti, durdu. Hemen böyle uyarı yapmayalım. Bekleyelim. Bir içinizden 5-6'ya kadar sayın. Sonrasında 7-8'de hemen uyarı yaparsınız. Ya da göğsünü şöyle. Ama ikinci yarım saat sonra geldi. Sen sütünü pompaladın. Yarım saat sonra geldi. Mesela 2-3-4-5 çeker. Biraz dinlenir. Bir bakarsın 10 saniyeden fazla uyumaya başlar. Onun için sütümüzü ne zaman pompalamalıyız? O önemli. Emdikten ilk yarım saat içinde. Hem kalan süt için, tamam az süt gelir, moralinizi bozmayın. Zaten biz kalan sütü çekiyoruz. Çok geliyorsa bebeği niye emmemiştir zaten. Bir sabah kalktığında çok gelir emdikten sonra. Gece prolaktin hormonu daha çok salgılandığı için. Mesela sütünü emdikten 2 yarım saat içinde çekersin. 5-10 dakika, maksimum 15 dakika. Orada ondan sonra vücut hemen alarma geçir. Depo boşaldı, daha çok süte ihtiyaç var. Hani onun için ikinci bir uyarı vermiş olursunuz. İkiz bebek uyarısı dedim. İşte ikiz bebekleri de aynı anda emzir vardı. Aynı anda emzirebilirsiniz. Şöyle koltuk altından tutup ya da şu şekilde emzirebilirsiniz. Ya da birini emzirip diğerini hani üzerine takviye yapıyorsanız daha önce çektiğiniz sütü ya da mamayı o şekilde hani patlayacak gibi hiperlaktasyon vardır sizde. Şimdi sorulara da bakıyorum ama bu bazı anneler sürekli gösterir. Bebek 1-2 saat ara versin hemen böyle şişer, patlayacak gibi gece uykudan ağrıyla kalkar. Bu hiperlaktasyon dediğim işte. Süt, her şeyin normali güzel. Bu anneler de çok şikayetçidir kendi çünkü çok rahatsız olur. Burada ne diyoruz? Emdikten sonra pompa yaparsanız daha çok artar ama mecbur boşaltıyorsan boşaltabilirsin çünkü doluluk kalıyordur. Mutlaka şunu yapın. Emdikten sonra gidin musluktan şöyle soğuk suyu açın. Şöyle bir göğsünüzü şöyle bir soğuk su. Hani normal musluk soğukluğunda böylelikle bir dengeye girer. Hani özellikle emdikten sonra hani daha çok süt artıyor işte. Pompa yaptıktan sonra daha çok süt artıyor. Bu hiperlaktasyonlarda onu yapabilirsiniz. Hamilelikte göğüs ucunu, evet son aylarda hamilelikle ilgili eğitimlerimiz İlk Adımlarım Akademi'de kayıtlı var. Zaten son ayda özellikle 36 haftadan sonra ya da işte göğüs bakımına mutlaka başlayın. Ucuna krem sürün ama ovuşturmadan sürün. Hani erken rahim kasılabilir. Şöyle tampon şeklinde hafif hafif sürebilirsin. Günde en az 2-3 defa. Uygun şey bir krem yani hani besleyeceğim öyle zeytinyağıdır o yağdır bu yağdır Mustela'nın kremi hani göğüs ucu kremi doğal güzel bir kremi var vegan onu kullanabilirsiniz hani sorduğunuz için söyleyeyim ağlıyorsa süt yetmiyordur. Şimdi bu da yine emzirme döneminde annelerimizin en çok böyle moralini bozan ve kendi hem etraftan hem kendi de düşündüğü sürekli
ağlıyor ve memeye geliyor ve dediğim gibi her gelişinde böyle efektif emmiyor aslında. 3 aydan sonra zaten emmesi çok azalıyor. Emme aralıkları açılıyor. Bebekler konuşamaz. Şimdi ben konuşuyorum, burada derdimi anlatıyorum ama onlar da ağlayarak anlatırlar. Yani ağlamayla üzüntü, acı, stres bebekte öyle şeyleri bağdaşmayın. İşte ağlamak onun işte bağırıyordu. Ay çok sıcak. Anne ben kucağına aldım. Ağlayarak anlatıyor. Ben memede kalmak istiyorum. Emmek istiyorum. Benim doğal hakkım bu. Onu istiyorum. Yemek değil. Emmek istiyorum diyordur belki. Hani ağlayacak. Ağlamak. Ağlıyorsun. Şimdi bebek ağlıyor. Anne diyor ki kucağa çok alıştı, daha bir aylık bebek. Zaten küçücük bir yerden koca bir dünyaya geldi. Tamam diyorum, ağlıyor, çok ağlıyor. Koyunca, kucağa alınca duruyor. Demek bunu istiyor, değil mi? Bunu anlatıyor, al beni kucağa al. Hani aç olsa zaten kucakta da meme yarar ya da vermezse ağlamaya devam eder. Ağlıyor, meme istiyor. Memeye verdiğinde duruyor, çüpe çekiyor. Birkaç tur böyle atıyor. Ondan sonra uykuya dalıyordur zaten. Eğer karnı toksa. Bunlar ilk 3 ay zaten hiçbir şey bu şekilde alışkanlık yapmaz. Ağlıyorsa her zaman aç anlamına gelmez. Başka ihtiyacı olabilir. Sıcak olabilir, soğuk olabilir, gazı olabilir, altı kirli olabilir, bezi sıkmış olabilir. Yani hiç böyle hani yani düşünsene bezi sıkıyor. Ben çok görüyordum. Bir bezini bir açıyorum aman Allah'ım her yerde. Bez artık şeyine geçmiş. Yani çocuk 3 numara kullanması gerekiyor. Yani 1 numarada hala. Bu çocuk nasıl anlatsın? O bebiş çocuk demeyeyim. Bebek nasıl anlatsın? Ha, bezim sıkıyor anne. Sürekli yani bunu 24 saat ağlasa hakkıdır yani şimdi. Diyorum Allah bir çocuk çok ağlıyor. Annesi diyor, çok çok yaramaz. Çok böyle sürekli şey ağlayan şey bebek. Diyorum, yazık yani senin de böyle düşsene. Küçücük sen large bedensin. Sana X small giydirmişler. İçinde duracaksın. öf dersin çocuklara. Mecbur kalırsan da kıyameti koparırsın. Onun gibi düşün. Onun için hani ağlamasının hani her ağlaması açlık anlamına gelmiyor. Ama kucakta meme de sakinleşiyorsa oh diyor en rahatladığım yere geldim. Sonrasında yine ihtiyacını anlatmak için ağlayabilir tabii ki. Onlar da çok çok normal. 2 ay 10 günlük emerken çok sıkıntı yaşıyor. Kanıyor, sıkınıyordur. Belki alerjilerde de öyle oluyor. Bakın alerji diye hemen şey yapmayın. Gaz sıkıştırıyor olabilir. Daha dik emzirin, daha dik tutun. İşte şey yapın kakasını hani çok sulu mu, pütürsüz mü, döküntüleri var mı? Çünkü bazen böyle çok emerken kıvranırlar, kınırlar. Sorular. Şimdi biz gece beslense bu konuyu da yapalım. Yani biz siz ilk kadınlar akademide hangi konuyu istiyorsanız uzun zamandır yapmadık. Şimdi çok soru geliyor. Gece beslenmesi ya da ayına göre gece beslenmesi yapalım. Eğitim. Ayına göre gece beslenmesi. Şimdi az önce bir annemiz yazmıştı. İşte 8 aylık mıydı? Gece beslenmesini kesen sütüm azalır mı? Tabii ki azalmaz. Niye azalsın? Azalmaz. Kalkıp gece sütünü çekmeli dinlensen hiçbir şey olmaz. İşte 6 aydan sonra zaten biz 4-6 ayız. Gece 2 beslenme diyoruz. 6 aydan sonra da tek beslenme aldı. Yani 9 aydan sonra da gece beslenmesini 8-9 aydan sonra bebek istemiyorsa kesebiliriz. İşte onun da şeyleri var. İşte sabah idrarı çok koyu değilse, gündüz iyi besleniyorsa, yani günlük idrar sayısı ise gece beslenmesi. Ben 3 aylık gece beslenmeyen bebek de biliyorum. Bir ayda akşam 8, sabah 8 yatan bebek de biliyorum. Bu bebeğe göre değişebilir. Bebeğin gelişimi iyiyse, idrarı iyiyse, keyfi yerindeyse, kilo alımı her şey iyiyse yani öyle bir bebeğim vardı. İnanın bir aylıktı ben evde ona bir 15 gün bakmıştım. Akşam 8, sabah 8 yatıyor. Şu an çok ünlü bir iş adamı. Adını vermeyeyim. Öyle çok önceden şey ailelerin bebeklerine çok bakardım hastanede çalışırken. Yıllık izinlerimde. Yani asla uyanmazdı ama kilo alımı gerçekten çok iyiydi, şeydi. Ama akşam 8'ler bir 25 günlük hatta 25 günlük falan da. Ben orada 15 gün ona baktığımda uyurdu. Akşam 8, sabah 8 şey gibi. Az önce suyu da azaldı diye bir bebekse kaynatılmış. Hayır asla öyle bir şey yok. Bebeğe su vermiyoruz bakın. Suya ihtiyacı yok. Annesinin %87'si su. Ek kadar geçtikten sonra suya başlıyoruz. Şimdi bebeğin idrarı koyu.
Bazen işte ürat kristalleri dediğimiz böyle sarı, turuncu lekeler olur. Demek ki burada az besleniyor ya da çok sıcak. Yani çok giydiriyorsunuz, ısıyla kaybediyor. O zaman ne yapacaksın? Öncelikle ama bazen şu durumlarda yani hani çok çok şey bu ekstra doktor izin verirse tabii ki bazen su verebiliyoruz. İşte ateşli hastalıklarda çok ısıdan su kaybettiği için bazen besleriz. Ürat çok fazla atar, vücut ısıları yüksektir. Yine yani susuzluk ateşi vardır. O durumlarda bazen verebiliriz. Ama bu doktor hani ekstra durumlarda ama demek bebeğinizin sütü azaldı, suyu azaldı diye bir şey yok. O zaman sütü biraz daha çekip gerekirse sütü çekip geri vereceksin. Gerekirse hani beslenme problemi varsa doktorunla bunu mutlaka konuşacaksın. Ama su vermiyoruz. Yani su bebeğin zaten öyle bir şeye ihtiyacı yok. Yani o küçücük mideyi de suyla doldurur için şey kaynatıp gazetesine ay vermeyin ne olur Allah aşkına, bu da ne olur emzirme döneminde hani yanlışlardan bu gazlarda yapmayın. Daha çok bebeklerde bağırsak bakın ilk adımlarda gaz eğitimlerimiz çok var benim de verdiğim. Oradaki masajlar dediklerimi yapın. Nane kaynatıp bebeğe verilir mi? Onun zaten hiç gelişmemiş bir bağırsak sistemi var. Yok muskatlar verirler, yok naneler, soda verirler, bilmem ne verirler. O kadar çok şey gördüm ki yapmayın ne olur. Gerçekten başka bir zarar verirsiniz. Bağırsak biliyorsunuz çok ikinci beyin. Yani çok önemli. Oradaki bakterilere zarar verirsiniz. Yapmayın. Yani haklısınız. Çaresiz kalıyorsunuz. Hani gaz için birçok yani %80 rahatlatacak yöntemler var. Biraz beslenmeniz en azından hani inek ve dana üründe. Çünkü her zaman tam sindiremediğimiz için gaz yapabiliyor. Ben diyorum 2 ile 6. hafta bir inek dana ürünlerinden biraz uzak durun. Keçi, koyun, kuzu onlar daha şey hani alerjik bebek değilse. Masaj yapın. Gazını daha dik emzirin, dik tutun. Karnına masaj, sıcak havlular falan. Yani %80 zaten hani gazı rahatlatıyor. Onun için şey hani özellikle bu dördüncü, üç, dört, beşinci haftalarda gerçekten gazın böyle tavan yaptığı zamandır. Onun için şey yapmayın. Ek gıdaya geçince anne sütüne çok ihtiyaç olmaz. Yine böyle çok söylenen bir emzirme döneminde. Ay işte sen yemek ders, emer zaten, gece yemişsin. Yok aslında ilk bir yıl biliyorsunuz ana öğünümüz anne sütü ya da işte prebiyotik içerikli devam sütü eğer alıyorsa diyoruz. Onun için hatta 6-9 ay 2 bebek kavanozu 9-12 ay günlük ihtiyacı 3 bebek kavanozu ya da 2 çay bardağı çay bardağı yani 1 yaşından sonra artık tamamlayıcı gıdalar. Süt bebeleri onlar, süt çocukları. Yani hatta daha önceki yıllarda inanın benim çok doktor böyle arkadaşım var. Bir sene sadece annesi o da şey değil, biraz katı gıdaya alışması lazım. Bir kaşık mı yedi? Bir kaşık yeter. Yani o kadar istiyor demek ki. O zaten ne o kadar çok yiyecek ki sonrasında. Zorlayınca problemler çıkıyor biliyorsunuz ek gıdada. Onun için ek gıda aldı, süte ihtiyacı azaldı diye asla bir şey yok biliyorsunuz. 2 yıl zaten inek ve keçi sütü de artık verilmiyor. Bebeğimizin ilk 1000 günü zaten hayatının temeli biliyorsunuz beslenme özellikle. Hani bu yanlışlar mesela bu naneler şeyler bebeğimize nasıl zarar verdi bilmiyoruz. Bakın bir yerini bağırsağına o hayatı boyunca bunun sıkıntısını çekecek sonra. Çünkü biliyorsunuz temellerini sağlığında temellerini atıyoruz ve bunun %70 gelişimde %75'im zaten hani beslenmeyle oluyor. Beyin gelişimi beyin 3 katı büyüyor. Düşünün. Onun için bu özellikle ilk 2 yaş yani 1000 gün dediğimiz dönem çok çok önemli. Üçüncü doğum günü. Tabii tüm dönemlerde bizim de beslenmemiz çok önemli ama bu dönemde gerçekten çok çok önemli. İşte göğsünden ameliyat olmuşsun ya da göğsünde silikon var. Ay senin sütün az gelir, emziremezsin. Bu da çok yanlış. Öyle bir şey yok. Göğüs silikon olabilir göğsünüzde küçültme, büyütme yani ameliyatı geçirmiş olabilirsiniz. Bu göğsün büyük olması yağ hücrelerinin çok olmasından dolayı yani süt kanalları çok büyük süt kanalları kesildi diye bir şey yok. O yüzden de hani ben çok 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 bir ara çok silikon modaydı böyle bir 20 yıl önce silikon ve anneler geliyordu böyle. Hiçbir problem yaşamazdık. Sütü de yeterdi, her şey de yeterdi. Hiç öyle hani hiçbir problem yaşa ya da göğüs küçültme ameliyatı olan hiçbir şekilde
bir problem yaşamazdı. Şimdi bebeğin ihtiyacı ne kadar? Bunu hani konu şeyinde de olsa da sorduğunuz için söylüyorum. Çünkü hani sütü sağıp veren ya da mama veren anneler için genelde kilo başına hesaplıyoruz aslında bebeklerim için. Her bebek farklı. Hani ilk 3 ay kilo başına 200 cc gibi hesaplıyoruz. Onu öğüne bölüyoruz. 3 aydan sonra kilo başına genelde hani ilk 3 ay 7-8 ama bazen ağırlarda çok da yemek isteyebilir. İşte ben ne diyorum? Susadım. Bugün çok hareket ettim. Terledim. Daha çok su içerim. O gün sıcak gelmiştir. Çocuk ısıyla bebek kaybetmiştir. Daha çok içebilir ama her öğünde fazla fazla içmez. Korkmayın. Zaten kusmuyorsa ihtiyacını alıyordur. Onda bir mide kapasitesi fazlasını çıkarır zaten. Kilo başına hesaplıyoruz. Yani ilk 3 ay kilo başına 200 cc bölü öğün. 3 aydan sonra kilo başına 150 cc, çünkü daha çok kilo aldığı için bölü öğün hesaplıyoruz şeylerini. Yani ilk 3 ay 3 saatte bir gibi. Hani 7 ya da 8'e bölüyoruz. 3 aydan sonra 6, 7, bazen 5, bazı bebekler 5 öğün de yiyen bebek olabiliyor. O zaman ona göre bölüyoruz. Bebeğimizin bir emzirme yani ritmine bakıyoruz. Ona göre şey yapıyoruz. İşte sen çok sık emziriyorsun bebeğini. Yok 3 saatte bir emzir, saatli emzir, saatte yani bu bebekler bunu anlamazlar. Lütfen bebeğiniz her istediğinde emzirin. Yani öyle saatlik bir şeyi sokmak bebeğin sonra bir bozuluyor. Yani bu şekilde gitmesi çok zor. Onun için her istediğinde verirseniz o zaten kendi ritmini ayına göre ayarlıyor. Yani ilk ay, ilk 15 günde, ilk bir ayda emdiği gibi 5. ayda hiç emen bebek yok. 3. ayda şey öyle bir bebek yok. Onun için bebeğinizin şeyine göre bakın. İstiyorsa bazen işte ne dedim, o ihtiyacı vardır üst üste hemen 6 saat uyur. Uyuyabilir. Hani bir aydan sonra artık bebeğin durumuna göre ta kilo alımı iyiyse gece de mesela 5-6 saat bile uyuyabilir. Doktor kontaktın kilo alımı iyi, günlük beslenmesi iyi, çişleri iyi, gece sabah şişe gece azalmıyor, rengi koyulaşmıyor. O zaman bırak. Yani ben diyorum artık saati kurma, dön arkana uyu. İlk 15 gün çok kritik dönemdir. İlk 15 gün hem o kan şekeridir, bebeğin yok sarılıktır, şudur, o süt kanallarının açılması, olgun süte dönmesi. Yani onun için mutlaka gündüz 2 saatte, gece 3 saatte bir emziriyoruz. Ama 15 günden sonra doğum kilosuna geldiyse, hani çişleri iyiyse kaka yapar o dönemde. Kaka azalır, yapmayabilir de. O zaman biraz daha ritmli. Mesela banyo yaptırdım. Mesela bir demdi, iki demdi, üç demdi bir banyo yaptırdım. 7-8'e kadar uyudu, uyusun. Zaten kontrole gitmiştin. Her şey yolundaydı. Sarılık riskimiz düşmüştü. Hani biraz bebeğe göre hareket ediyoruz. Her bebeğin ritmi farklıdır. Her günü gününe uymaz. 3 gün öyledir, 4. gün bozulabilir. Çünkü dış etkenler de bozabilir yani bizim için de, değil mi? Her gün aynı şeyleri yapmıyoruz sonuçta. Bazen iştahımız oluyor, bazen olmuyor. Bazen çok su içiyoruz, bazen içmiyoruz. Bazen kahvaltı yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. İşte duruma göre, bebeğe göre bazen de o yapmıyoruz ama akşam oturuyoruz. Yiyoruz mesela gündüz sanki takviye eder gibi. Hani onun gibi düşünün. Biz bebeğimizi takip ediyoruz. Ona göre şey yapıyoruz. Şimdi tabii ki kişisel bakım şey hepimizin en doğal en şey hakkı. İşte anne yok saçını boyatamaz. Yaklaşır mısınız siz? Şöyle diyeyim. Ay işte anne emziren anne saçını boyatamaz. Yok işte makyaj yapamaz. Yok işte manikür pedikür yapamaz. Böyle bir şey yok. Tabii kimyasal boya hani daha çok doğal boyalardan kullanıyoruz. Saçınızı boyatabilirsiniz. Sadece işte Brezilya fönüdür, işte permadır, keratindir. Böyle ki hani şey bakımlar yaptırmıyoruz ama saçınızı gönül rahatlığıyla boyatabilirsiniz. Biz zaten bu pandemiden önce maske hiç yoktu biliyorsunuz. Yani biz hep takıyorduk. Ben hani hastane döneminde zaten bebek yoğunluk hastane ameliyathanelerinde de takıyorduk. Maske bize yabancı değildi. Ama biz hep şunu diyorduk o zaman da. Hamileyken saçınızı boyattığınızda mutlaka maske takın derdik. Hani mutlaka maske takın. Hani şey solumak özellikle kuaförde çalışan anneleri uyarırdım. Ben hatta önce bazen tamire görünce derdim ki maske tak.
Ay maske, ama herkes zanneder ki bulaşıcı hastalığım var zannederlerdi o zaman da. Çünkü hani onu solumak çok daha tehlikeli. Siz hani kendinizi doğumdan sonra rahat hissettiğinizde şey yaptığınızda gidip saçınızı da boyatabilirsiniz. Yok saçınızı da kestirebilirsiniz. Hamileyken de derler ya hani emzirirken yok süt gider, yok hamileyken yok şey. Hani onun için de hani bu da yanlışlardan biridir. Sarılıktan kaçınmak için nelere dikkat edin? Zaten sarılık çiş ve kakayla atılır. Bol bol besleyeceksiniz. Bol bol bununla ilgili de eğitimlerimiz, yeni doğan bebeğimiz rutinleri, ilk günleri, bununla ilgili kayıtlı eğitimlerimiz var. Su içiyorum da sade bazen içim gelmiyor. Suyuna nane atabilirsin. Salatalık atabilirsin. Tansiyon problemi düşmez yoksa limon atabilirsin. Meyve atabilirsin. İstediğin şeyleri atabilirsin suyuna. Ben de su içemiyorum böyle. Benim de suyla biraz aram kötü. Onun için içine böyle bin bir şey atıyorum. Yine kan şekeri problemin yoksa hani şekerin falan düşüp hani halsiz kalmıyorsan tarçın atabilirsin. Her şeyi atabilirsin canım. Ben biraz daha sıcak herhalde. Ben mesela biraz daha sıcak içiyorum. Suyu böyle soğuk. Hani şey kahve yapar su gibi çay olmadan hani onun içine atıyorum mesela o da hani o şekilde de içebilirsiniz şimdi ilk başlarda her iki göğsü ilk 15 gün mutlaka eşit emzirin diyoruz ondan sonra bebeğe göre işte hemen emdi tekrar istiyorsa 2 saat içinde aynı göğüs ya da son verdiğinizde başlar sonra bebeğiniz zaten kendisi bir süre sonra tek göğüse geçip ikinciyi istemeyecektir o da bebeğin ritmine göre hareket ediyoruz şimdi hamilelikte deodorant kullanılmaz işte alüminyum zararlı gibi şey var. Yani evet alüminyum zaten zararlı ama deri yoluyla alüminyum geçmez. Daha çok alüminyum kutu deodorantlar zaten kullanmayalım. Hani daha çok böyle tüplü hani şey alüminyum içermeyen deodorantlar kullanalım hepimizin sağlığı için. Deriden geçmez aslında öyle bir şey yok. Ağızdan hani ağız yoluyla alınır ama yani tabii ki doğal kokulu deodorant tabii ki kullanabilirsiniz. Özellikle belli dönemlerde terlemeler şeyler bazen duş alamayabiliyorsunuz. Hani hepimizin insanlık hali. Bir de emzirme dönemi biraz şey olabiliyor. Sadece şu çok kokulu hani bebek çünkü anneyi kokusuyla tanıyor ilk başta. Şimdi memeye geliyor mesela hani duş jeli bile mesela kokulu mesela ben bir, kaç tane annemin böyle el zaten meme reddi var. Çocuk buraya geliyor kıyamet kopuyor. Sanki memeye yaklaşıyorsun kıyamet geliyor annem böyle atıyor kendini kafasını çeviriyor buradan. Şimdi anne de böyle zaten hani ben gideceğim diye daha böyle şey yapmış güzel bir mis gibi kokuyor. O kadar kokuyor her yeri. Böyle saçından ayrı bir şampuandan ayrı kreminden ayrı kokuyor teninden ayrı o kadar hani çikolatalı şunu böyle hani şeyler duş yerleri var. Şimdi bebek geliyor ama bu annemin kokusu değil diyor. Bu annem değil diyor. Memeyi reddediyor tabii ki. Hani kokudan dolayı reddediyor. Onun için böyle meme reddilerini ben çok mesela bir tane anneye öyle şey yapmıştım. Yani çok affedersin bizim çok mis gibisin. Yani o kadar temizsin, o kadar güzel kokuyorsun ama kokuyorsun emmiyor aslında. Güzel kokuyorsun diye emmiyor. Rica etsem ben buradayken hemen 2 dakika bir bebek duş jeliyle, bebek şampuanıyla bir şöyle bir duş alır gelir misin? İnan gitti bebeğin kendi duş jeliyle aldı. Geldi bir meyve verdik bebek emdi. 10 gündür kıyamet kokuyormuş evde. Emdi direkt. Aa, anneme kavuştum annemin kokusu. Bu kadın kimdi? Koku annem değildi. Deodorant da sadece tek risk. Hani kokuyu buradan alınca bu annemin kokusu değildi. Reddedebilir. Onun için çok kokulu böyle keskin kokulu şeyler kullanmayın. Onun dışında tabii ki kullanabilirsiniz şey olarak. Hani zaten olabildiğince doğal şeyleri daha hani hepimiz artık dikkat ediyoruz. O kadar çok şeyden yani alüminyum doğada bir sürü şey de var değil mi? Ama dikkat ediyoruz yani. Hani olabildiğince emzirme döneminde biraz daha fazla dikkat ediyoruz şey olarak. Şurada bir bununla ilgili bir soru vardı. Çok soru geldi. Yani aslında işte tamamen annenin psikolojisi üzerine şeyler bunlar aslında. Tamamen
Yani şimdi doktorun sana Dolarex ismini yazmak için verdim. Doktor bunu sana uygun görmüştür. Doktorun hani prospektüsü neyi okursan oku. Prospektüste her şey emzirme döneminde. Yani parol veriyor, nasıl veriyor, plas değil. Mesela doktorun sana ona verdiyse sen doktoruna güvenecekse vermiştir. Onu içebilirsin canım. Şey yapma hani hiçbir şey olmaz. Sezaryen'de sonra ne ağrı kesiciler yapıyoruz değil mi? Bayağı kuvvetli ağrı kesiciler yapıyoruz. O şeylerin içine koyuyoruz. Sonuçta hepsi gerçekten bebeğe geçse zararlı olan zaten hiçbir şey verilmiyor. Hani kas gevşetici iğneler yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ağrı kesiciler. Yani her şeyde emziren ve araç kullanan genelde hani öyle beraber yazarlar ya, içemez diye şeyler var. Bir de bebekler işte en çok anneyi bazen evet biberon kullanmamız gerekebiliyor. İşiniz var dışarı çıkacaksınız ya da bu gece uyuyacaksınız artık uygunsunuz al bebeğim al sütüm al deyip eşinize şey yapabilirsiniz. Hani ilk haftalar böyle ilk 15-20 gün bir ay kafa karışıklığı olmasın, emme şaşkınlığı olmasın, memeyi güzel çeksin. Çünkü memeden hani önce mesela hani hep aynı şeyle süt gelmez. Biberon da hep çekişte aynı gelir. Uygun anne göğsüne tabii yakın biberon olması da önemli. Hani biberon verdin memeyi bırakacak. Böyle bir şey yok. Binlerce biberon alıp memeyi emen bebek biliyorum. Öncesinde memeyi verin sonra biberon verin. Ama siz böyle anne şefkatiyle sarıp buradan vermeyin. Yani daha böyle yalnızsanız daha uzaktan verin ya da eşiniz verse. İşte akışı o bebeğe göre olsun. Şimdi biberon lok lok akar. Anne göğsüne daha yavaş akarsa olmaz. Biberon hani daha yavaş akışlı, daha böyle çektikçe gelen anne memesi gibi olursa hiçbir şekilde bırakmaz. Hani ihtiyacınız olursa hani kullanın demiyorum, ihtiyacınız olursa verebilirsiniz. Emzik de aynı şey. Şimdi diyor ki, ama ilk zamanlar işte memeyi güzel emsin, yorulmasın. Hani açken kesinlikle vermeyin diyoruz her zaman zaten. Emzik bir de uyku ya. Hani uyurken verseniz uyku problemi de ileride yaşamazsınız daha çok. Vermek istiyorsanız tabii. Şimdi emiyor, emiyor, saat emiyor, bırakıyor, emiyor. Emmek istiyor, yemek değil. Ama uykuya geçemiyor. Tam yatağa koyuyorsun, aranıyor. İşte elini veriyorsun, kendini şapşıyor. Tamam, o zaman yatağa koyduktan sonra verirsin. Uyuyunca zaten açacaktır. Hani çok zor durumda ya da gaz sancısı ağlıyor, çıldırıyor çocuk. Ağlıyor, ağladıkça daha çok hava yutuyor, gaz daha çok şey oluyor. Emdikçe daha çok gaz sıkıştırıyor, daha çok rahatsız oluyor, kusuyor. Orada bir kısa süre emzik verebilirsin. Ama mesela altını açıyorsun, ağlıyor. Ağlar. Çabuk bana süt ver anne diyor. Şimdi bunun sırası mı diyor mesela o an. Ağlıyor. O an emziği verirsen olmaz. Hem ne olur? Hem tokluk böyle hormonu salgılanır hem de göğüste çabuk yorulur. Onun için de hani bunlar da yani ben her zaman diyorum yani her bebek farklı. Bazı bebek emer hemen yatar. 20 gündür bazı bebek mümkün değil emmeden emecek ama yemek değil bakın hem emmek hem yemek için geliyor diyorum. Eminsin emdi tok artık buralarına artık süt vermeyi deren gibi sızıyor ama çılgınlar gibi arıyor. Yani sen denedin mi öyle denedin böyle o an verebilirsin yani çok da şey değil vermek istiyorsan. Hani anne rahat olursa bunlar işte bu türlü stresler hani işte stres olursun sütün azalır. Keşke öyle lay lay bir dünya olsun. Hiç stres olmayacağımız yani hiç %100 keyifli insan olmaz yani bir şey oluyor üzülüyor. Ben mesela kedim ben yok diye tabii bir sürü daha stresimiz şeyimiz var ama mesela ben bir aydır yok. Yani tatildeyken biraz dışarı çıkmaya alışmış. Şimdi kaçıyor gelmiyor. Sabahtan beri ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Beni dışarı çıkardı. Çıkınca da bulamıyoruz. Mesela ben çok üzülüyorum ona. Hani ben bu şurada emziren bir anne olsun. O sütümü etkilemez tabii. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani o kadar o böyle kıvranırken hani bak öylesine bir örnek. Tabii ki hayatın içinde şey ama hemen böyle bir şeye üzüldüm. Ama sütle ilgili işte burada mesela bunun gibi sütle ilgili bir strese girerseniz ay işte sürekli böyle sizi terigenecek şey. Ay sürekli bu yatağa koyuyorum emdi ağzına sütü ama tekrar sütüm mü doyurmuyor? Sütüm mü kalitesi? Sütüm mü sulu? Ama bu bebek tekrar alıyorum tekrar emmeye orada şey yapıyor acaba alıştı mı hep sütle ilgili ya da hani şey bu işte sütü etkileyen strestir hani bu strestir yoksa hayatın içindeki stresler çok Allah korusun ani bir şey o da ani üzüntülerdir zaten dediğim gibi yememiz içmemiz de kesilir o da etkiler
Allah korusun. Hani onun dışında böyle hani bu türlü şeyler sütü negatif etkileyen şeylerdir. Bazı göğüsler, evet, bazı göğüsler diğerinden farklı. Biri büyük, biri küçük yapısal olabilir. Birinde hani süt kanallarının yapısal. İşte küçükken ne diyoruz? Şu göğüsleri önceden ezerlerdi. Böyle böyle böyle. Küçükken orada bile daha bebekken süt kanallarına zarar vermiş olabiliyor. Onun için eğer bazen göğsün yapısından da farklı ya da ilk başlarda onu çok emmiştir, bunu daha az emmiştir. İşte emdikçe süt artar. Nereden çok belli? Bazı bebekler mesela tek göğüs emer, diğer göğüsü emmek istemez ya da az emer. Bir süre sonra bakarsınız o göğüs böyle büyük, o göğüs gitgide küçülür, 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 küçülür. İşte süt emdikçe artar. En güzel şeyi aslında. Hani onu biraz daha emzirin ya da ona biraz daha gün içinde uyarı verin. Biraz daha masaj yapın. Ama normal hayatımızda da mesela benimki çok farklıdır. O göğsünüz daha büyüktü. Hani tabii kalp tarafı olan her zaman daha büyüktür. Ama da bariz bir farklıysa şeyse hani onda bazen olabiliyor. Yapısal olarak olabilir. Evet, rahat anne, rahat bebek. Şimdi ben bunu da hep söylüyorum. Hani şey gibi anlamayın böyle hikaye anlatıyor. Şimdi ben 10 yıl hep bunu söylüyorum. İnşallah kabak tadı vermiyordur ama çok büyük bir tecrübe. Şimdi 10 yıl sırf ev ziyareti işinde çalıştım ya. Binlerce, binlerce eve girdim. Bir ara böyle sokağa çıktım. Herkes beni tanıyor. Yani bundan dolayı. Düşünsene, binlerce o evde 3-5 kişi herkes seni tanıyor. Şey işte mesela ilk bebeğe giderdim. İlk bebeğin ziyaretine gidiyorum. Anne böyle stres, evde herkes böyle şey üstünde, diken üstünde, anne babaanne kim varsa böyle bir şey, bebek orada şey hep zaten çok ağlıyor da çok emiyor, emmiyor. İşte şey bir sürü şey işte anne yorgun, işte böyle bir şey hani nadir böyle çok 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 keyifli, ha böyle şey, eve genelde ilk günlerde de gittiğimiz için ben çok böyle şey yapmaz, genelde böyle daha anne işte bana sorardı, işte bir geliyor önce bilgi alırdık, sonra anlatırdı bana, işte bir kağıt çıkıyordu, işte sağ meme 10 dakika, sol meme bilmem kaç dakika, yazmış böyle sayfa 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 yazmış. Ben 10. gün mesela gittiysem ya da 5. gün yazmış, çiş kaka işte şunları bunları yazmış, işte bu göğsünü şey bu göğsünü sağ göğsümü emzirdim, sol göğsü böyle böyle bir şey. Bebek sürekli anne stres, bebesine evdekiler stres. İkinci bebeğe gidersin ziyarete, ikinci bebek ziyareti. Bazen aynı kişilerin 10 yıl çalıştığım için üçüncü bebeklerine bile gittiğim olmuştu. İkinci bebek daha rahat. İşte anne daha rahat, bebek daha rahat, inanın işte çok iyi, daha anne böyle daha keyifli, işte şey tabii daha tecrübeli, daha şey işte işte onu güzel emiyor, şudur budur. Bu sefer ilk bebeğe hep şikayet eder, ilk bebekten şikayet eder. Üçüncü bebek zaten, ilk bebekte böyle iki konuşur bir bebeğe bakar, bir tane konuşur bir bebeğe bakar, ikinci de daha rahat böyle. Üçüncü bebeği ziyarete gidiyorsa, "Aa Emdi, bilmem uyanır herhalde. Neredeydi? Odada galiba." falan. İnanın bunları hep yaşadım. Çünkü anne artık üçüncü de o kadar, ay bilsem 10 tane doğru. Hep bu üçüncü gibi oldu olsaydı 10 tane doğururum derdi. Yani her doğurdum daha iyi. Hani çünkü siz rahat, anne rahat, bebek rahat. Bu her zaman, inanın ben evlerde bunu yüzlerce defa şahit oldum. Hani şeyde o annenin rahatlığını, o bebeği rahat, ya da bebek odasında bebek ağlar böyle aile stresi, ya da ben evlerde bebek bakıyordum mesela, çok baktım. Mesela ben evdeyim, hiç bebek ağlamıyor. Güzel emmeyen bebek emiyor. Şey yapıyorum işte, bir şey çaba sarf etmiyorum. Gayet güzel gazını çıkarıyor, uyuyor. Uyuyor, ben kaldırıyorum. Emdi. Yani nasıl olur hemşire? Biz ne? Çünkü ben rahatım. Siz streslisiniz. Rahat olun. Bebek bunu hissediyor. Onun için evet yani şey onun için şey emmeye geçmeli. Valla bebeğe göre bazı bebek işte bebeğin rutinine göre her zaman ne? Bazı bebek hani 10 dakikada doyar, bazısı 3 dakikada doyar, bazısı dönem dönem mesela bir ay önce tek göğüs emiyordu, doyuyordu. Bu ay iki göğüs emer emer. Yani atak dönemleri de var ya, böyle atak dönemlerinde de böyle bir bariz bir 4-5 gün 6 gün sürekli emmek ister. Anne hep sütüm azaldı diyor. Büyüme atak. O da bebekli bir çaba. Bir an önce büyüyeyim, daha çok yiyeyim, daha çok yiyeyim, daha çok yiyeyim. Göğüsler yumuşak olması hiç problem değil. Eğer sütünüzün azaldığını hissediyorsanız işte bu gibi stresler sütü etkiler. O zaman biraz gün içinde böyle birkaç defa çekebilirseniz, emdikten sonra çekin. Biraz sıcak uygulama yapın, masaj yapın.
Gece bebeğiniz uyuyorsa bile gece bir kere falan bir kalkın, bir pompa yapın 5-10 dakika. İnanın sütünüz artıyor şey. Sütünüz zaten hemen siz bazen çekiyor, bir süre sonra dilinizi sıkıyor, sütü ben nereden olur? Yani bir anda hızlı çekiyor, bir anda hem yorgunluk ise o ön sütü özellikle çok hızlı çekiyor olabilir. Açlıkla gelmiş, böyle sabırsız kan şeker ajitasyonu dediğimiz saldırmış. Aynı anda nefes alıp aynı anda içebiliyorlar. O anda bir kısmi tıkanıklık yaşıyor. Şey yapabilirsin, korkma. Dik emzirdikten sonra ve başını böyle biraz öne doğru aldıktan sonra hiçbir şekilde bir şey olmaz. İlk yardım eğitimi verdim. Perşembe günü bunu anlattım aslında. Şöyle başını biraz şey yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz, korkmayın. Yani hiçbir şey emsin. Hani tazikli, hani tazikli süt değil, o ön sütün şeyini sonra sakinliyordur zaten. Biraz daha arkaya doğru yaslayın, hani o ilk şeyi. Eğer çok bunu yapıyor, size korku geliyorsa tam acıkmadan biraz kaldırın, öyle verimlemenize. Hani şey işte çok alır o çok başlıklı böyle yutkunma sesi bazen gelir, bazen normal işte ön sütten dolayı o su ve laktoz son sütler zaten gitgide böyle yavaşlıyor, ritimleri de yavaşlıyor. Ses de yavaşlıyor. Bazen sesi duymayabiliyoruz. Yani o ilk başta bu böyle sanki hani arkasından koşuyorlar, memeyi alacaklar gibi. Yedisi kakası geceleri hiç kaldırmasan da iyi, uyusun canım, bırak. Dön arka, ne kadar kaç günlük şuradan. Bir ay 25 günlük ve hiç dön arkanı uyu, yani bu şeyler güzel emiyor, çişi bir şey, her şeyi hiç bence bak ne zaman istersen o zaman canım. Özellikle gece beslenmesine haftaya başka bir eğitimlerimiz vardı. Bebekler neden uyumaz? Neden uyumaz eğitim var. Bir de sonbahar, evet artık sonbahar da geliyor. Sonbaharda bebek bakımına dikkat edeceğimiz şeyler, eğitimlerim. Ondan sonraki haftaya alırız gece beslenmesiyle ilgili. O şey hep annelerimizin tedirgin olduğu, uyumaz tedirgin oluruz değil mi? Uyur tedirgin olur. Bir onların kullanım süresi bebeğin kullanıma göre. Ben kullanımına göre şey yapıyorum. Mesela normalde her öğün alıyorsa 2 ayda bir uçları değişim, ama normalde delik kısımları 6 ay, mesela 6 aylıkken şimdi 2 deliğe geçiyoruz. Ya da tek delikte devam edebilirsin, az alsın oradan diye. Memeyi şey yapmasın diye. Mesela her öğün günde 8 defa biberini kullanıyorsun, ucunu kullanıyorsan 2 ayda bir değiştirme, ama günde 1-2 defa veriyorsun. O ucu ben 6 ayda da değiştiririm. Yani hani şey değil. Kullanıma da göre değişiyor canım. Emzikler de aynı şekilde. Hani diyor günde 2-3 defa emzik veriyorum. Hani 2 ayda değişmesine gerek yok. 4-5 ay kullanabilir, ama sürekli emzik veriyor. Her günde 7-8-10 defa emzik veriyor. Biraz uzun emiyorsa onu derim 2 ayda bir değiştir. Hani ucu şey oluyor. Hani. Evet ne dedik? Emzirme döneminde emzirme yastığı özünü almak gerekiyor. Ya emzirme yastığı çok şey değil, alman gerekmiyor. Yani zaten bir süre sonra kullanmıyorsun. Ama ileride ortasına bebeği oturtmada kullanabilirsin. Yani bir yastık aslında işi görüyor. Bazen emzirme yastıkları gerçekten eziyet olabiliyor. Bununla ilgili de bir şey paylaşmıştım. Şimdi bazıları gerçekten çok bir emzirme yastığını taşıyorsun. Buraya şey yapıyorsun, sıkıyor şey, bir de yanlış kullanıyor. Aslında şöyle sırta doğru bir ucu. Bir ucu şöyle gelmesi lazım. Genel anneler şöyle takıyor. Şöyle bebek burada kalıyor anne. Hani ama şuraya bir yastık koyduğunda küçük bir yastık daha rahat olabiliyor. Bence emzirme yastığından çok daha rahat. Yani sonra kullanmıyorsunuz. Hep onu diyorum. Yani aldığınız ürünleri aslında hani uzun süre kullanacağımız ürünler olsun. Sağlıklı geçen bebek alışverişinde yaptık ya. Şimdi emzirme yastığını aslında evet, sonra bebeği ortaya oturtma egzersizini kullanabilirsin. Hani destekli oturtmalarda. Ama hani bir mesela yine mesela hani giderim mesela bir haftalık anneye giderim, işte birisi alır yatağından, işte 3 günlük ya da ziyaretine gider 5 günlük, işte yatağından ya kendi böyle zorla alır şey yapar, işte böyle bebeğe memeye kadar mesela, ya da birisi anne oturur zamanı bir bebeğe verir, bir giderim 20 günlük ya da ikinci bebeğe 20 günlük anne şöyle emziriyor, kapıyı kendi açar bana, elini almış ne emzirme yastığı işte ne gidiyorsun. Uç yok, gümüş kapak yok. İlk günler işte kremler, özenli böyle şey. Zaten ilk olmayınca bir daha olmuyor.
Ondan sonra ne kapak, ne bir şey, ne krem, hiçbir şey al. Aç, emzir, 3 aylık kim bunları yapıyor değil mi? Açıyor, emziriyor, bırakıyor. Az önce de bir yara olan, göğüs yarası için bir soru soran annemiz vardı. Şimdi göğüs yarası için yani çok çeşitli şey. Şimdi yaranın şekline göre kullanmak lazım. Bazen işte bu koruyucu kremler tedavi etmeyebilir. Tedavi edici kremler hani doku biraz şeyi varsa epitelizden doku yapıcı bir krem ya da sadece hani belki biraz sulanmış, mantarlaşmış belki birkaç kremi kullanmak lazım. Aslında tamamen göğüse göre tedavi. Hiç kafadan yani onun için göğsünüz, doktorunuz göğsü bazen fitokrem yani dediğimiz hani o bakteriyel bir şey de o artık şey olmuştur. Hani bazen dediğim gibi 3-4 tanesini bir anda bir arada böyle karıştırıp bile kullanmak gerekebilir ya da tek krem gerekebilir. Koruyucu değil belki tedavi edici artık korunmaktan çıkmış tedavilik duruma gelmişse tedavi edici bir kremde inanın 3 günde toparlanır. Ama bu işte göğüs ucu yaraları uzun sürmesi göğüs ucunun başta yanlış almasıyla da çok alakalı. Bazen çok hassas göğüslerde de oluyor. Sonrasında hep böyle kulaktan duyduğumuz çoğu kremleri onları bunları kullandığımız için oluyor. Ya da işte yok zeytinyağıdır, yok soğandır, yok işte ayva çekirdeğidir, yok şudur budur. Yani düşünsene burası yer olmuş, kabuk olmuş, soyulmuş, kanıyor. Şimdi buraya ayva çekirdeği ne yapar? Buraya zeytinyağı daha çok asit yapar. Buraya bir en azından bir ep doku yapıcı, epitelizen bir burayı tedavi edici bir şey yapacak. Hani bir hızlıca iyileştirme çünkü üstten habire bir şey var. Sürekli emiyor. Onun için şey şimdi ben onu alıştırmaya ilgili. Bunlar apayrı konu. Çok uzun. Buradan anlatsam süre yetmez. Hepsini ben aslında sayfamda ya da ilk kadınlarımda eğitimleri çoğunu şey yaptık. Bu işe başlama sürecinde yine aynı şekilde yine onunla ilgili de tekrar yapabiliriz. Dediğim gibi siz bakın hangisini istiyorsanız ilk kadınlarıma yazın. Öncelik tanırız eğitimlerde. Mutlaka çünkü sizin isteklerinize ilk adımlarım biz tabii ki çok çok önem veriyoruz. Onun için de şey, silikon uçla sürekli emmek bir zarar yaratır mı? Hayır yaratmaz. Öyle bir annemiz yazmıştı soru. Sonuçta siz rahatsınız. Beniniz rahatsa ama bırakmak istiyorsan yavaş yavaş bırakabilirsin. Sadece eğer silikon uçu 20 günde bir ayda mutlaka değiştir. Sürekli oradan emdiği için bir de sürekli seyrediyorsun, şey yapıyorsun. Onun için hocam göğüs ucum yok. Eskiden beri hiç yok. Emzirmeden hiç yaşamazsın canım. Hiç silikon göğüs ucu ne olur. Yani birisi yani göğüs ucunun olması hiç sadece böyle çok derin içe çöküp göğüslerde problem yaşıyoruz. Hiç öyle negatif düşünme. Ben dümdüz hiç göğüs ucu olmayan böyle binlerce göğüs ucu olan kaç tane bebeğim, binlerce bebek diyebilirim. Çünkü meslek hayatım 30, 87 mezunum düşün artık. Hani hiç emmeyen yeter ki doğru verin ya da işte biri gelip şey, aa göğüs ucun yok sen nasıl emdireceksin? Ya göğüs ucunda emmiyor ki. Göğüs ucuyla emdirsen zaten problem. Zaten bebek süt alamaz. Zaten yanlış emiyor. Zaten göğüs ucu yaraları olur. Bebek göğüs ucunu emmez. Şu kahverengi göğüs ucu onun boşluğunda olur. Ağız boşluğunda şöyle. Yani ucunu çekiştirmez. Bu işi yapıyorsa oynuyordur. Emmiyordur artık. Böyle dalga geçmiştir. Hani bu şöyle yaparlar. İlerken çeker çeker dudarlar şey yaparlar. Bebek şuraya çıkıyor. Bak şu şekilde emecek. Göğüs ucuna ne alakası var? Şu kahverengi kısmı. Onun da 2-2,5 santim aşağı 2,5 santim yukarı. Böyle kafa karışmasın. Çünkü bazısı şu kadar da olabilir. Ben bu kadar kahverengi kısmı da gördüm. Hani şu kadar da gördüm minicik. Yani bu kadar tabii ki kahverengi kısmı. 2-2,5 santim şurası. 2, şöyle C şeklinde tutuyorsun. Hafif yukarı kaldırıyorsun. Bebek ağzını açtı ama kulak dinlisine koyuyorsun. O da bu şekilde. Evet çok soru geldi. Aslında birçok soru. Bakın şöyle boş vakitlerinizi de şey yaparken de kulaklığı takıp ilk adımların akademide hepsini eğitimle yaptık. Özellikle gazla ilgili. Bak art arda çok eğitimler yaptık. Benim eğitimlerim var. Diğer uzman arkadaşların eğitim var. Bu çalışan anneler için emzirme ile ilgili şey bir sürü hepsine ilgili eğitim şeylerimiz var. Sırf o konuyu konuşmuşum. Çünkü hepsi başlı başına bir konu. Burada anlatmaya süre de yetmez. Gaz damları konusunda ne düşünüyorsunuz? Doktorunuz veriyorsa bitkiselse tabii ki kullanabilirsiniz. Kafanıza göre lütfen kullanmayın. Pamukçuk için su. Normal karbonat daha çok yakıyor, daha çok kanatıyor. Karbonat yapmayın. Temiz suyla pamuk şeyle gaz bezi ya da tülbent ama yayıldıysa bir onun bir damlası var.
Doktora şey yaparsın, o damlayla temizlersin. Zaten bir tane damlası var onun için. Hani olmasın diye de gün aşırı falan hani böyle bir temizlersiniz ağız bakım. Yani genelde şey diyor, o dil üstü beyazlığı pamukçuk değil. Bakın dilin üstü ilk zamanlar özellikle böyle bembeyaz olmuş şey, pamukçuk mantardır. Şuralarda olur, şu boşluklarda, şuralara kadar, hatta dudakta buralarına kadar yayılır. Bazen kanar, bebek ememez, acır. Bazen yutar, idrar yolu enfeksiyonu, bazen çok aşırı olursa pişik, yutar pişik olur. Hani farklı, hani o dil üstü beyazlığı farklı o kendisi. En fazla onu da diyoruz, şöyle parmağına bir tülbent, bir suya, hani meme arıyor ya emmek için. Ver elini, hafif de ıslak ya bir şey zannede, o emerken sen şimdi dilin üstünü şöyle şöyle, o senin parmağını emsin, sen onun dilin üstüne şöyle hafif hafif masaj yapıp yapa temizleyebilirsin. Bir şey olmaz senin de, yani kendi geçiyor zaten. Teşekkür ederim. Eğitimlerimiz evet elimizden geldiğince sizlere faydalı olsun istiyoruz. Hani konudan ve konuya atlıyorum. Ben biraz atlıyorum evet. Ama hepsi birçoğumuzun merak ettiği ilgilendiği artık yine konuyla ilgili şeyler. Ama sizin dediğim, tekrar ediyorum, istekleriniz bizim için çok önemli. Hangi konuda istiyorsanız lütfen yazın. Ve eski eğitimlerimizi mutlaka bir, yani çok çok eğitim yaptık. Bakın ben zaten ilk adımlarımla 3. sene sürekli eğitim yapıyorum. Tabii ki kayıt olacak. Yani eğitimlerimiz kaydoluyor. Bir kontrol ediliyor. Bazen maalesef işte bugün yoktu Allah'a şükür. Özellikle geçen çok kötü bir görüntü vardı. Bazen kamera açılıp istemediğimiz görüntü oluyor. Bazen çok sesler oluyor. O zaman hani oradan hani fark etmeden açılan kameralar. O zaman yayınlayamıyoruz onları. Çünkü orada annemizin ya da işte evdeki birinin hani başkalarını görmemesi gereken görüntüleri. Yani hani çok şey görüntü değil ama hani sonuçta o görüntüleri görmemesi için hani yayınlayamıyoruz ama bugün şükür çok çok güzel geçti sizlerle. Öyle ses ne görüntü ne bir şey olmadı. Onun için bu yayınımız en kısa sürede kaydolup ilk adımlarım akademiye şey yapar. Ay canım, ay teşekkür ederim Emine Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sizler de çok tatlısınız. O görüntüleri kesip yine de ya görüntüler kesilir ama mesela geçen bir görüntü olmuştu, şimdi bu yayını da etkilemezse. Şimdi o görüntüyü kesen de sonra tabii burada da bir şeylik çıktı, tabii o görüntüye tepkiler çıktı haklı olarak. Şimdi öyle olunca hani konu zaten ben de böyle bir şey oldum. Ben de böyle biraz hani sakinleştirmeye çalıştım ortamı falan. Yani biraz eğitimden de o kısız, o süre hani çok şey olmaz. Hani öyle şeyler ama biz bu yani çok az oluyor 40 yılın başı. Mesela çarşamba günü ilk yardım eğitimim vardı. O gayet güzel geçti. İlk yardım da çok önemli. Onu mutlaka izleyin. Zaten ondan önce de yaptım bir sürü ilk yardım eğitimi, kayıtlı var. Öyle. Ben teşekkür ederim katıldığınız için, beni sabırla dinlediğiniz için. İkiz bebekleri işte emzirme döneminde doğru bildiğimiz yanlışlar. İkiz bebeğe annenin sütü yetmez. Hayır, hiç öyle bir şey yok. O iki bebek taşıyor zaman onlar üretecek kadar süt. İnan ki üretirsin. Çok ikiz bebek baktım. Çok ikiz bebek annesine eğitim verdim. Hatta biliyorsunuz sosyal medyadan da hani ben yani yıllardır meslek hayatım sosyal medya yokken de hani biraz ünlü annelere zaten hani ben hep onlara gidiyordum eğitimlere şeylere. Biliyorsunuz sosyal medya mesela Pelin Aki gerçekten 6 ay tek damla bir şey vermedi. Hep anne sütü verdi. Yani ve sonra da dolaplarda yani aylarca da dolaptan da hatta kullandı. Doğa Hanım, Doğa Rutkay, o da ikizlerine inanın hep şey verdi. Hep anne sütü verdi 6 ay. Bir de ilk günlerde zavallı Temmuz ayıydı işte ikizler de olduğunda. Beni yere çöküyordu, kanepenin üstüne koyuyordu. Şöyle tutup emziriyordu. Ben ondan görmüştüm. Hep söyledim bu ikiz şeylerine Doğan'dan. Böyle dizini yere çöken altına bir yastık koyar. Şöyle eğilir, şöyle tutar, koltuğa koyar. Şöyle yapıştırırdı onları. Böyle eğilince de süt güzel böyle şokur lokur emzirirdi. Yani hani bunlar şey diye değil. Hani ünlü anneler... şey diye demiyorum, binlerce ikiz annesinin önceden ikiz 300 çok bebek 300 inanın sütle
Sadece anne sütü olan doyuran sütü 300 gördüm. Onun için bu bebeğe göre yani siz bunun öncesinde planla programını yapmayın. Şey yapmayın, kafanıza takılmayın. Yani bırakın gidişata göre siz pozitif düşünün. Negatif şey düşünmeyin. Niye olmasın sütünüz? Yeter ki o süreci iyi yönetin. Yani o süreci iyi yönettikten sonra hiçbir şekilde bir şey olmaz. Tabii ki geçmiş yayınları izliyorsunuz. İlk adımlarım akademi geçmiş yayınları, ilk adımlarım YouTube kanalından hepsi geçmiş yayınları izleyebilirsiniz. Zaten bir sürü konu yaptık, yani yapıyoruz da bir sürü konu yaptık da hepsini izleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Görüşürüz haftaya. Bu bebekler neden uyumlu acaba? Haftaya bir konuşuruz. Bir de sonbahar artık ne yapacağız değil mi? Bebek bakımları, o ciltleri, mitleri, hava giydirmesi, etmesi, hava değişikliklerinde nasıl davranacağız? Onları zaten konuşuruz. Bugün yarın biraz sıcakmış, sonra havalar serinliyor. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, görüşürüz.